Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle ölçme ve değerlendirmenin genel tekrar videolarını çekeceğiz. Burada normal ders anlattığımız gibi detaylı bir anlatım olmayacak. Kısa bilgiler, anahtar kelimelerle ölçme değerlendirmeyi halledeceğiz. Ön bilginizin olduğunu farz ederek arkadaşlar, detaya girmeden yüzeysel ama kalıcı bir şekilde öğrenmelerimizi gerçekleştireceğiz ve unutmayın. 12'de 12 yapmaya geldik. Hadi ölçme değerlendirmenin videolarıyla başlayalım. Sevgili arkadaşlar, sizlerle ölçmenin tanımını yaparak başlamak istiyorum. Ama öncesinde ölçme nereden doğmuştur, nereden gelmiştir bunu bir hatırlatalım. Arkadaşlar, ölçme dediğimiz işlem aradaki farklardan doğmuştur. Bunu biliyoruz. Hocam, aradaki fark dediğimiz nedir? Bakın, hepimizin boyu 1.70 olsaydı veya hepimizin boyu benim gibi 1.80 olmuş olsaydı biz boyumuzun uzunluğunu ölçmeye gerek duyar mıydık? Duymayacaktık. Veya hepimiz 75 kilo olmuş olsaydık kilograma gerek var mıydı, tartıya gerek var mıydı? Yoktu. İşte boy uzunluklarımızın farklı olmasından dolayı, kilolarımızın farklı olmasından dolayı biz ölçme işlemine ihtiyaç duyuyoruz. Veya hepimizin IQ seviyesi, bilgi düzeyi aynı olmuş olsaydı KPSS denilen bu sınava gerek var mıydı? Yoktu. Bunu biliyoruz. Şimdi hocam, ön bilgimizi verdikten sonra ölçme neydi? Kısaca bir hatırlayalım. Arkadaşlar, ölçme dediğimiz bizim herhangi bir özelliğin veya niteliğin gözlemlenip gözlem ve sonucunun sayı, sembolle ifade edilmesi işlemiydi. Tanımı zaten biliyorsun. Şunu da biliyorsun ama ÖSYM bize tanım sormayacak. ÖSYM bize ne soruyor arkadaşlarım? Örnekler soruyor. Peki biz hemen bakalım, bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç var? Önce burayı halletmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bir işlemin ölçme olabilmesi için 1. özellik veya nitelik dedik. 2. gözlem dedik. Unutma, gözlem dediğimiz işlem bizim ölçme aracıdır arkadaşlar. 3. sonucun sayı sembolle belirtilmesi gerekiyor. Ha bir de dördüncümüz var. Bu neydi arkadaşlar? Ölçme kuralıydı. Bu 4 ifade bizi nereye götürecek? Ölçme işlemine götürecek. Tekrar ediyorum. 1. özellik olacak dedik arkadaşlar. Özellik. 2. ölçme aracı olacak dedik arkadaşlarım. Ölçmenin tanımında biz burayı gözlem olarak görüyoruz. 3 arkadaşlar. 3. sonucun sayı sembol ile belirtilmesi gerekiyor. Sonucun sayı sembol ile belirtilmesi gerekecek. Bir de ölçme işlemi yaparken neye ihtiyacımız var? Ölçme kuralına ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar bizim bir işlemimizin ölçme olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz kavramlar. Özellik veya niteliğin gözlemlenip gözlem sonucunun sayı sembolle belirtilmesi dedik. Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. Ahmet sınavdan 90 puan aldı diyorum arkadaşlarım. 90 puan aldı. Bakın, özellik var mı? Var. Ahmet'in sınav becerisi ölçülecek, ölçme becerisi diyelim. Peki ölçme aracı var mı? Var. Sınav, test bir ölçme aracıdır. Peki sonuç sayı sembolle belirtilmiş mi? Evet, belirtilmiş. Hocam, ölçme kuralı nerede diyeceksin. Biraz sonra anlattığımda ölçme kuralını da halledeceğiz. Ahmet sınavdan 90 puan aldı cümlesi bir ölçme işlemidir arkadaşlar. Burada bir betimleme vardır. Veya Serdar bugün beyaz gömlek giydi dediğim zaman bu bir ölçme işlemidir arkadaşlar. Burada yine bir ne var? Betimleme var. O zaman arkadaşlar, bir yerde betimleme işlemi varsa ben buna ne diyeceğim? Ölçme işlemi diyeceğiz. Bakın, henüz daha değerlendirme yapmadık arkadaşlar. Değerlendirmeyi biraz sonra göreceğiz. Ölçme betimleme işlemidir. Tasvir etme işlemidir arkadaşlar. Sonucun sayı sembolle belirtilme işlemidir. Ölçme dediğimiz kavram bu şekilde ifade edilir. Peki hocam, ölçüm dediğim nedir? Bak, buraya dikkat et. Genelde karıştırırsın. Ölçüm dediğimiz ise bizim ölçme sonucunda elde ettiğim sadece sayı ve sembole ne diyoruz? Ölçüm diyoruz. O zaman sadece sayı ve sembol yazsam ben buraya arkadaşlar, sadece sayı ve sembol yazsam sen bunu doğru kabul eder misin? Edersin. Unutma. Ölçme sonucunda elde ettiğim sadece sayı ve sembole ne diyoruz hocam?
ölçüm diyoruz. O zaman bir işlemin ölçüm olabilmesi için önce ölçme işlemi yapılması gerekiyor mu? Duyar gibiyim, evet. Önce ölçme işlemi yapılması gerekiyor. Gel yukarıdaki örneğe. Ahmet sınavdan 90 puan aldı cümlesini verdi. Bu cümle aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır diye bir soru geldi karşına. Cevap ölçme mi, ölçüm mü? Değerli arkadaşlar, cümlenin tamamını bize sorduğu için bu ifade bir ölçme ifadesi olacak. Bu ifade bir ölçme ifadesi. Ama bize sadece şuradaki 90'ın altını çizseydi, bak unutma, 90'ın altını çizseydi ve altı çizili olan ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir deseydi, cevabımız ne olacaktı? Ölçüm olacaktı. O zaman bana altını çizmediği sürece veya 90 ifadesini seçip buradaki 90 hangi kavrama karşılık gelir demediği sürece ben nereye gitmiyorum? Ölçüme gitmiyorum. Unutma, ölçme ölçümü de içine alıyor zaten. Ölçme genel, ölçüm özet, kısa arkadaşlar. O zaman arkadaşlarım, altını çizdiği yeri sorarsa nereye gideceğiz? Ölçüme. Bakın, Serdar bugün beyaz gömlek giydi demiştik az önce arkadaşlar. Bu cümle bir betimleme cümlesiydi. Bu cümle bir tasvir cümlesiydi. Bu bir ne cümlesiydi? Ölçme cümlesiydi. Serdar beyaz gömlek giydi ifadesine ölçmeye gidiyoruz. Beyazın altını çizip buradaki beyaz hangi kavrama karşılık gelir derse nereye gideceğiz arkadaşlar? Altını çizdiği için ölçüme gideceğiz. Veya buradaki beyaz aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır derse, sadece beyazı sorarsa yine ölçüme gidiyorum. Evet arkadaşlar, ölçüm dediğimizde böylelikle halletmiş olduk. Devam edelim. Sürekli değişken, süreksiz değişken. Sevgili arkadaşlar, tek bir şey yap. Tek bir şey yap sürekli süreksiz değişkende. Verilen örnekte bak, ara değer alıyor mu, almıyor mu? Ara değer alıp almamasına göre hocam ben sürekli ve süreksiz değişken sorularını halledebilirim. Nasıl hallediyoruz? Sevgili arkadaşlar, eğer ki bir soruda verilen örnekte ara değer varsa, ara değer alırsa diyelim, ara değer alırsa sürekli değişken. Ara değer almaz ise süreksiz değişkene gideceğiz. Ara değer almaz ise süreksiz değişkene gideceğiz arkadaşlar. Sürekli değişkende nereye gidiyoruz? Ara değeri. Süreksiz değişkende nereye gidiyoruz? Ara değer olmayan. Hocam örnek verir misin? Hemen verelim. Ali'nin 3 kardeşi vardır diyelim. Ali'nin 3 kardeşi vardır veya Ali 3 kardeştir diyelim. Ali'nin 3 kardeşi vardır cümlesine bak hocam. Ara değer alır mı, almaz mı? Şöyle bir ifade yapabilir miyiz? Hocam, Ali'nin 3,5 kardeşi var diyebilir misin? Ali'nin 3,1 kardeşi var, yolda değeri diyebilir misin arkadaşlar? Ali'nin kardeşi ara değer alır mı? Virgülden sonrası gelir mi? 3,1, 3,2 gibi gelmez. O zaman arkadaşlar, ne diyoruz biz buraya? Ara değer almadığı için verilen örnek, ara değer almadığı için nasıl bir değişkendir? Süreksiz değişken. Hocam, sürekliye de örnek verir misin? Hemen verelim. Arkadaşlarım, bakın, Ahmet dedik yukarıda. Ahmet, ya da değiştirelim örneği. Ahmet'in kilosu 75'tir. Ahmet 75 kilogramdır cümlesine bak. Arkadaşlar, şu anlamı çıkarabilir misin? Ahmet 75,5 kilo da olabilir mi? Olabilir hocam. Duyar gibiyim söylediklerinizi. Ahmet 75,3 kilogram olabilir mi? Olabilir. Hassas tartıya, elektronik tartıya çıktığında bunları sana gösterecek. Virgülden sonrası var mı? Var. O zaman virgülden sonrası olabildiği için biz bu örneğe ne diyeceğiz? Sürekli değişken. Unutma, sürekli devam ediyor arkadaşlar rakam. Virgülden sonrasıyla devam ediyor. Sonsuz puan alabilir. Bak, 90,1, 90,001, 90,002 senin KPSS'den alacağın puanlar bu şekilde ayrılacak mı arkadaşlar? O zaman senin almış olduğun puanlar hangi değişkenle ifade edilir? Sürekli değişkenle ifade edilir. Burayı arkadaşlarım, ara değer alıp almamasına göre cevaplamanızı istiyorum ve geçiyorum. Neredeyiz? Bağımsız değişken, bağımlı değişken. ÖSYM sever.
Nereyi sever arkadaşlar? Bağımsız değişken, bağımlı değişkeni sever. Eğer çıkmış sorulara baktıysanız ve çıkmış soruları çözmeye başladıysanız arkadaşlar, ölçme ve değerlendirmede bağımsız, bağımlı değişkenle ilgili çok fazla sorunun olduğunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Peki bir bakalım, biz bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bırak uzun tanımları, bırak etkileyeni, etkileneni, direkt şunu bil, yeter. Ben diyorum ki bağımsız değişkeni gördüğün yerde üzerine çarpı at ve neden yaz. Bağımsız değişkeni gördüğün yerde üzerine çarpı at ve neden yaz. Bağımlı değişkeni gördüğün yerde de üzerine çarpı at, burada ise sonuç yaz. Hocam tekrar okur musun? Bağımsız değişkene ne dedik bu durumda? Neden? Bağımlı değişkene ne dedik? Sonuç. O zaman bağımsız değişken, bağımlı değişken soruları neden sonuç soruları olabilir mi? Olur. O zaman arkadaşlar Türkçe'de çok söylüyorsunuz. Neden sonuç ilişkisi? Oradaki soruları al, ölçmeye yapıştır. Bir yerde neden varsa ben buna ne diyorum? Bağımsız değişken. Bir cümlede sonuç varsa, sonucu gördüğüm yerde de ne diyorum? Bağımlı değişken. Benim öğrencim artık bunu bilmeli. Bağımsızı gördüğü yerde çarpı atar, neden yazar. Bağımlılığı gördüğü yerde üzerine çarpı atar, sonuç yazar. Buna göre soruları çözer. Hemen örnek yapalım arkadaşlar. Hemen örnek yapalım. Burcu düzenli ders çalıştığı için yüksek puan aldı. Sevgili arkadaşlar, Burcu düzenli ders çalıştığı için yüksek puan aldı cümlesine bakalım. Bana bu cümlenin sonucunu söyler misiniz? Bakın şimdi, Burcu düzenli ders çalıştığı için yüksek puan aldı demiş. Bu cümlenin sonucu ne arkadaşlar? Sonuç yüksek puan almak mı? Yüksek puan almak bir sonuç cümlesi değil mi? Peki sen şunu öğrendin. Bir yerde sonuç cümlesi varsa, sonuç varsa orada ne vardır? Duyar gibiyim. Evet, bağımlı değişken vardır. O zaman biz buraya ne dedik? Bağımlı değişken. Bağımlı değişkeni gördüğüm yerde çarpı atıp ne yazıyordum? Sonuç. Bu cümlenin sonuç cümlesi yüksek puan almak. Yüksek puana da ne dedik arkadaşlar? Bağımlı değişken dedik. Peki hocam bana şunu söyle. Yüksek puan almasının nedeni ne Burcu'nun? Burcu niye yüksek puan almış? Bakıyorum. Burcu neden yüksek puan aldı? Düzenli ders çalıştığı için. Arkadaşlar, yüksek puan almasının nedeni neymiş? Düzenli ders çalışmak, değil mi? O zaman düzenli ders çalışmak bu cümlenin neden cümlesi mi? Yani sen nasıl öğrendin? Neden cümlesi varsa burada ne vardır? Bağımsız değişken vardır diye öğrendin. Bu cümlenin bağımsız değişkeni düzenli ders çalışmak, bağımlı değişkeni yüksek puan almak. Değiştir. Çok sigara içtiğim için ciğerlerim iflas etti. Bak bakalım bu cümle. Çok sigara içtiğim için ciğerlerim iflas etti cümlesinde. Hemen söyle. Bu cümlenin sonucu hangisi? Ciğerlerin iflas etmesi değil mi? Peki bu cümlenin sonucu nasıl bir değişken? Bağımlı değişken. Peki ciğerlerim neden iflas etti? Çok sigara içtiğim için. O zaman çok sigara içmek burada ne oluyor arkadaşlar? Neden oluyor? Yani bağımsız değişken oluyor. Tek yapman gereken bağımsızı gördüğün yerde çarpı at, neden yaz. Bağımlı gördüğün yerde çarpı at, sonuç yaz. Etkilemiş, etkilenmiş, etkileyenmiş, etkilenmiş. Bırak kardeşim bir kenara ya. Sen şunu yap. Bir soruyu garantile. Hepsi bu. Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlar. Ölçme kuralıyla. Arkadaşlar ölçme kuralı bizim nerede işimize yarıyordu? Ölçme işleminde. Bir hatırlayalım. Bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç vardı? Bir özellik olacaktı. İki arkadaşlar gözlem yani ölçme aracı olacaktı. Üç sonucun sayı sembolle belirtilmesi gerekiyordu. 4 arkadaşlar ölçme kuralına ihtiyaç vardı. Unutma, bir işlemin ölçme olabilmesi için bu 4'ü benim için yeterli. Başka bir şey yarama, sorgulama, 4'ünü bil yeter. Peki hocam ölçme kuralı diyorsun da bu ölçme kuralı nedir ya? Bana bir şunu anlatsana. Ölçme kuralı dediğimiz şudur. Ne kadarlık miktarına ne kadar puan vereceğim? Ne kadarlık miktarına ne kadar puan vereceğim mi?
Ne demek? Boş ver. Senin tanımlayışın yok ki ne kadarlık miktarına ne kadar puan vereceğim. Boş ver. Burayı duymazdan gel. Off the record yap. Burayı kaydetme. Sil burayı kafandan. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ölçme kuralı için şunu diyoruz. Oyunun kurallarını düşün ya. Oynadığın herhangi bir oyunu düşün. Oyunun kuralları eşittir ölçme kuralı demektir. Mesela futbola bakarsan ne diyor sana? Bir takım galip gelirse 3 puan vereceğim. Bakın galip gelen takıma 3 puan vermek bir oyunun kuralı mı? Kuralı. Peki şöyle bir kural var mı? Ben 10 tane gol atayım 10 puan alayım. Olur mu böyle bir şey? Olmuyor değil mi arkadaşlar? Çünkü kaç tane atarsan at galip geldiğin anda alabileceğin puan 3. Berabere kalırsan 1 puan. Mağlup olursan 0 puan alıyorsun. Aynı futbolcu maç süresi boyunca çift sarı kart görürse kırmızı karttan atılır diyor arkadaşlar. Rakip futbolcuyu ceza sahası içerisine düşürürsen penaltı olur diyor. Bunlar ölçme kuralı, oyunun kuralı, al bunu ölçme kuralı. Çevir eğitimi, bizim eğitimimizin kuralı ne? Sınavların kuralı ne arkadaşlar? Şu bir kural mı? Her soru 10 puandır dedi sana. Her soru 10 puan olması bir kural. Evet, çünkü sen şunu biliyorsun, 10 tane soru var. 10 da yaparsam 100. Altına şunu yapar mısın? Hocam ben 11. soruyu yazdım. Hadi bana bir oradan 10 puan daha ateşli. Olur mu? Olmaz çünkü kural belli. 10 soru var. Her soru 10 puan. İstersen 5 tane yaz altına cevapla. Bir şey ifade etmez. Geç. Her sorunun 10 puan olması bir kural. Peki devam ediyorum. Şöyle diyebilir. Adam her soru 10 puan demez. İlk 2 soru 10 puan. Diğerleri 5 puan der arkadaşlar. Geçti. Veya der ki sınavdan alınabilecek maksimum puan 100'dür. Maksimum puan 100 demez, alınabilecek maksimum puan 50 der. Ne fark eder ki? Senin yapabileceğin en üst noktayı söylemiş. Daha ötesi yok. Geçtik. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Kural mı? Kural arkadaşlar. 4 yanlış bir doğruyu götürür diyor. Sınav süresi 120 dakikadır dedi. Kural mı? Bu bir kural. Peki bana şunu söyle arkadaşlarım. Sınavdan alınabilecek maksimum puan 100 dediğimiz zaman kimin 100 puan alacağını bana söylüyor mu bu kural? Söylemiyor. Peki arkadaşlar 4 yanlış bir doğruyu götürür dediğim zaman kimin 4 yanlış yapıp bir doğruyu götüreceğini söyledi mi bana? Henüz söylemiyor. Sadece sana kuralları vermiş. Bu kuralın içerisinde istediğin gibi oyna, istediğin gibi hareket et diyor arkadaşlar. Ölçme kuralı nerede işime yarıyor? Ölçme işlemde. Nasıl işime yarıyor? Bakın sonucu sayı sembolle belirtecektik ya. Her soru 10 puan dediği için öğrenci 9 soru yapmış, 90 puan almışa götürür bizi. Hangi sorunun kaç puana karşılık geleceğini verdi yer ölçme kuralı. Ölçme kuralını da hallettik o zaman. Neredeyiz arkadaşlar? Neredeyiz? Şöyle bir geçiş yapalım arkadaşlar. Neredeyiz? Bakın ölçütteyiz. Ölçüt. Sevgili arkadaşlar, önemli. Önemli. Niye önemli? Ben ÖSYM tarihi boyunca temel kavramlardan en çok ölçütten soru geldiğine şahit oldum. Hemen hemen her yıl çıkıyor. O zaman buraya dikkat edeceğiz. Çok basit indirgeyerek birkaç kelimeyle halledelim. Ölçüt dediğimiz bizim arkadaşlar şart. Buradan aklında kalsın şart. Neyin şartı? Bir işi başarmanın sınırı, bir işi aşabilmenin sınırına biz şart diyoruz arkadaşlar. Bir işi başarmaya, bir işi aşmanın şartı. Ne gibi? Ne gibi? Arkadaşlar, basket takımına seçilmenin şartı 1.70'den uzun olmak. Peki ben 1.70'den uzunsam basket takımına gidebilir miyim? Gidebilirim. Şartı vermiş. Basket takımında oynamak istiyorsan boyun 1.70'den uzun olacak diyor arkadaşlar. Veya dersi geçmek istiyorsan 60 puanın üzerinde alacaksın. 60'ın altında alırsan kalırsın diyor. Şartı veriyor bana. Şart. Dersi geçmenin şartı 60 almak. Basket takımına seçilmenin şartı 1.70 boyunda olmak arkadaşlar. Bunlar bize şartı veriyor. Şimdi gel şöyle yapıyoruz. Biz ölçütü şartı kaça ayırıyoruz? 2'ye ayırıyoruz arkadaşlar. Ölçüt dediğimiz şart dediğimiz 2'ye ayrılır. Nasıl ayrılır? Arkadaşlar 1 yarışmayanlar şu kalemle yazayım. 1 yarışmayanlar 2 yarışanlar olarak ayırabiliriz. Yarışmayanlar ve yarışanlar olarak ayırdık sevgili arkadaşlar. Hocam yarışmayan ne yarışan ne ya? Ben sana söyleyeyim. Bir cümlede rekabet var anlamı çıkıyorsa, rekabet varsa
orada yarış vardır. Bir cümlede rekabet yoksa, rekabet olmadığı anlamına geliyorsa orada yarış yoktur. O zaman ölçüt kaça ayrıldı? İkiye. Rekabet var, rekabet yok. Rekabet var, rekabet yok. ÖSYM sana sorularda rekabet var yok diye bir seçenek koymayacak maalesef. O zaman nasıl bileceğiz? Bir cümlede rekabet varsa, yarış varsa bağıl ölçüt. Bir cümlede rekabet yoksa, yarış yoksa mutlak ölçüte gideceğiz sevgili arkadaşlar. Bir iki örnek yapalım mı hemen? Bana sen söyle, yarış var mı yok mu? Arkadaşlar, ilk üçe gireni yemeğe götüreceğim. İlk üçe girenle yemeğe gideceğiz. Şimdi bir bak, yarış var mı? Sınıfta ilk üçe girenle yemeğe gideceğim. İlk üçe giren diyor. Rekabet var mı? Var. Sınıf 50 kişi. Ben sadece ilk üçe gireni götüreceğim. O zaman ilk üçe girmek için öğrencileri bir rekabet ortamına soktum mu? Soktum. O zaman ilk üçe girenle yemeğe gideceğim cümlesindeki şart bağıl mı, mutlak mı? Duyar gibiyim, evet. Bağıl. Geç şimdi yarışmayan. Hocam yarışmayan nasıl olur? Arkadaşlar, 10 sorunun 5'ini yapan dersten geçer. Bakın, dersten geçmenin şartı kaç? 10 soruda 5'i yapmak. Sınıf 50 kişi. 10 soruda 5 yapan herkes geçecek mi hocam? Geçecek. O zaman arkadaşlar, burada bir rekabet var mı? 50 tane öğrencinin 50'si de 10 soruda 5 yapsın, dersi geçsin, değil mi? O zaman rekabet yok. Rekabet yoksa, yarış yoksa nasıl bir ölçüt var? Mutlak. Bana KPSS'yi söyler misin? Türkçe öğretmenliğinden ilk 500'e giren atanır diyor. 20 bin kişi sınava giriyor. İlk 500'e giren atanır dedi. Yarış var mı? Var. İlk 500'e giren atanır cümlesi yarış olduğu için, rekabet olduğu için nasıl bir cümle? Bağlı ölçüt cümlesi. Peki şöyle deselerdi. KPSS'den 75 puan üzeri alan herkes atanır. Rekabet etmeye gerek var mıydı o zaman? Yok. 20 bin kişi olsun. Önemli değil ki. 75'i al geç. Arkadaşlar, biz buna ne diyoruz o zaman? Mutlak. Rekabet var, yok. Var, yoktan sorumuzu çözüyoruz. Rekabet varsa nereye gidiyoruz hocam? Evet, bağlı ölçüt. Rekabet yoksa nereye gidiyoruz hocam? Evet, mutlak ölçüte gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ben bu ölçütü nerede kullanıyorum? Rekabet var yok, ilk 500'e girene tanırmış, ilk 3'e girene forma verecekmişim, 60 puan üzeri alan dersi geçermiş, 1.70'in üzerinde olan basket takımına seçilmiş, bla bla bla. Ben bunları nerede kullanıyorum biliyor musunuz? Bunları değerlendirme yapmak için kullanıyorum arkadaşlar. Unutmayın o zaman, sana önemli bir bilgi veriyorum. Ölçmede ölçüt yoktur. ÖSYM bunu sordu arkadaşlar, yine sorar. Ölçmede ölçüt yoktur. Burayı unutma. Hocam ölçmede ölçüt ne demek? Bakın, bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç vardı? 1. Özellik. 2. Ölçme aracı. 3. Sonucun sayı sembolle belirtilmesi. 4. Ölçme kuralı. Burada hiç ölçütten bahsettik mi? Hayır. Peki ölçüt nerede? Değerlendirmede. O zaman şunu da unutma. Ölçütsüz değerlendirme olmaz. Ölçmede ölçüt yoktur ama ölçütsüz de değerlendirme olmaz. Adımız gibi bileceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ölçmede ölçüt yok, ölçütsüz değerlendirme olmaz. Ne demek arkadaşlarım? Ne demek? Bir işlemin değerlendirme olabilmesi için bizim nelere ihtiyacımız var? Bir, ölçmeye ihtiyacımız var. Bir işlemin değerlendirme olabilmesi için neye ihtiyacım varmış? Ölçmeye. İki, neye ihtiyacım var? Ölçüte. Üç, ne yapıyorum? Ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp değerlendirme yapıyorum. Hemen şuraya bakalım. Bir işlemin değerlendirme olabilmesi için ölçmeye, ölçmeden sonra ölçütü belirleyeceğiz. Ölçütümüz olacak. Üç, ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp karar vereceğiz. Ölçmeyle ölçütü karşılaştır, karar ver. Ölçmeyle ölçütü karşılaştırdım, karar verdim. Bir diyelim. Ölçmeyle ölçütü karşılaştırdım, yorum yaptım. Yorum yap. Ölçmeyle ölçütü karşılaştır arkadaşlar, yargıya var. Hocam,
Bunların üçü de zaten aynı anlama gelmiyor mu? Evet, üçü de aynı anlama geliyor. Çünkü bunların üçü de değerlendirme demek çünkü arkadaşlar. Çünkü diye çok dedim değil mi arkadaşlar? Şimdi ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Karar veriyoruz. Ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp ne yapıyoruz? Yorum yapıyoruz. Ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp ne yapıyoruz? Yargıya varıyoruz. Yani değerlendirme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Unutma. Bir işlemin değerlendirme olabilmesi için bir, önce ne işlemi yapılacak? Ölçme. İki, ne belirlenecek? Ölçüt. O zaman değerlendirme yapmak için sadece ölçme ve ölçüt bana yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Ölçmeyle ölçütü karşılaştır, karar ver. Hocam ölçmeyle ölçütü karşılaştır deyip duruyorsun. Bir örnek versene. Veriyorum ya, az sabret. Hemen verdik. Bak ne dedik? Şuradaki örneği birleştir. Ahmet sınavdan 90 puan aldı. Bir ölçme cümlesi miydi, betimleme miydi? Evet, ölçme. Ölçütü veriyorum. Dersi geçebilmek için 60 puan üzerinde almak gerekir. 60 puan üzeri alan geçer. 60 puan üzerinde alan geçer. Peki bana şunu cümleyi söyler misin? Ölçüt cümlesi kimin dersten geçtiğini bana şu an veriyor mu? Bakın şu cümleyi gördün. 60 puan alan dersten geçer dedik. Bu cümle kimin dersten geçtiğini bana verdi mi? Vermedi. Vermedi. O zaman bu bir şart. Henüz daha burada karar verilmemiş. Kimin geçtiğine, kimin kaldığına karar verilmemiş. Unutmayın. Ölçü tek başına verildiğinde orada henüz daha değerlendirme yoktur. Değerlendirme olabilmesi için bir karar verme olacak, bir yorum yapılacak, bir yargıya varılacak arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ahmet sınavdan 90 puan aldı cümlesi. Ölçmeydi. Peki dersten geçmenin şartı neymiş? 60 ve üzeri almak. Ahmet kaç aldı? 90. Şöyle bir cümle olsaydı. Ahmet dersten geçti. Arkadaşlar Ahmet için bir karar verilmiş mi? Bir bakar mısın? Bir yargıya varılmış mı? Varıldı. Ahmet dersten ne yaptı? Geçti. Peki dersten geçmesinin şartı ne? 60 puan üzerinde almak. Bu cümle ölçüt. Peki dersten geçebilmesi için önce Ahmet'in bir sınava girmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Girmiş kaç almış? 90 puan. Ahmet 90 puan aldı. Ölçme. 60 üzeri alan geçer. Ölçüt. Ahmet dersten geçti. Değerlendirme. Çünkü ölçmeyle ölçütü karşılaştırdım. Karar verdim arkadaşlar. Karar verdim. Ölçmeyle ölçütü karşılaştırıp karar veriyorsak biz buna ne dedik? Değerlendirme dedik. Gel. Hemen bak. 1.70'in üzerinde olan basket takımına seçilir dedim. Ölçüt mü? Ölçüt. Nasıl ölçüt? 1.70 üzeri olan herkes seçilecekse mutlak ölçüt. Serdar'ın boyu 1.80'dir cümlesi. Serdar'ın boyu 1.80. Burada bir ne var? Ölçme var. Peki Serdar'ın boyu 1.80 cümlesinde bir karar verilmiş mi? Basket takımına seçilmiş, manken olmuş, işte madalya verilmiş, çikolata verilmiş. Böyle bir ifade var mı? Yok, henüz daha benim hakkımda bir yorum yok. Karar verilmemiş. Sadece beni ölçtüler, betimlediler, bıraktılar. Serdar 1.80. Basket takımına seçilmenin şartı neydi? 1.70 üzeri olmak. Peki beni bir yorumlasana, karar versene benim hakkımda. Ne dersin? Serdar basket takımına seçildi cümlesi. Serdar basket takımına seçildi cümlesinde bir karar verme var mı? Bir yargıya varma var mı artık? Var. Peki basket takımına seçilmem için ölçüt ne? 1.70 üzerinde olmak mutlak. Ölçme var mı? Var. Serdar 1.80 boyundadır cümlesi. Sevgili arkadaşlar, ölçme, ölçüt, değerlendirmeyi böylelikle halledebilirsiniz. Unutmayın. Bir daha tekrar edelim. Bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç var sevgili arkadaşlarım? Önce sen söyle. Bir, ne dedik? Özellik olacak. İki, bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç var? Ölçme aracına. Üç, bir işlemin ölçme olabilmesi için ölçme aracıyla yaptığım ölçmelerin arkadaşlarım sonucunu neyle belirtmem gerekiyor? Sayı, sembol. 4. Ne dedin? Ölçme kuralı. Bir daha söyle. 1. Bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç var? Özellik. 2. Bir işlemin ölçme olabilmesi için neye ihtiyaç var? Ölçme aracı. 3. Bir işlemin ölçme olabilmesi için sonucun neyle belirtilmesi gerekiyor? Sayı, sembol. 4. Bir işlemin ölçme olabilmesi için benim neye ihtiyacım var? Ölçme kuralına. Peki bir işlemin ölçme olabilmesi için ölçüte ihtiyaç var mı? Yok. Ölçmede ölçüt yok. Hocam bunu adın gibi bil. Bir cümlede, bir yerde ölçüt varsa orada ölçme işlemi yapılmıyordur. Bir yerde ölçüt varsa orada ne yapılıyordur? Değerlendirme. Çünkü bir işlemin değerlendirme olabilmesi için neye ihtiyaç vardı? Ölçmeye. İki, neye ihtiyaç var? Ölçüte. Ölçmeyle ölçüt karşılaştır. Karar ver, yorum yap. Ölçütü nasıl ayırdık? Rekabet var.
yok. Rekabet varsa bağır ölçüt, yoksa mutlak ölçüt. Bana şunu söylesene. 100 metreyi en hızlı koşan birinci olur cümlesi. 100 metreyi en hızlı koşan birinci olur. Bu bir şart mı? Şart. Nasıl şart? Mutlak mı, bağıl mı? Evet, bağıl. Niye? Çünkü yarış var, yarışıyorlar, rekabet var arkadaşlar. Peki şunu söyle bana hemen arkadaşlarım. 100 metreyi 50 saniyenin altında koşan herkes birinci olur. Hı? 50 saniyenin altında koşan herkes mi? Kesinlik bildirmiş. O zaman 5 tane kişi birinci olabilir burada. Nasıl ölçüt var? Mutlak ölçüt var arkadaşlar. Ölçmede ne yok? Ölçüt yok dedik. Sevgili arkadaşlar, bugün ilk tekrar videomuzda temel kavramları şöyle bir kısaca göz attık. Sevgili öğrencilerim, umarım faydalı olmuştur. Sizden tek isteğim, bir tekrar edin. Notlarınızı aldıysanız sorulara bir bakın ve verdiğim anahtar kelimeleri unutmayın. Sürekli değişkeni gördüğünde ara değer olacak. Süreksiz varsa ara değer almayacak. Bağımsızı gördün çarpı at neden? Bağımlıyı gördün çarpı at sonuç yaz. Ölçüt ikiye ayırdık. Yarış var yok. Bir yerde yarış var anlamı rekabet varsa bağıl. Rekabet yoksa mutlak. Bir işlemin değerlendirme olabilmesi için bir ölçme, iki neye ihtiyaç var? Ölçüde. Ölçmede ölçüt var mı? Yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.